Sevgili gençler selamlar sevgiler %100 ÖSYM çalışma programına sayı kesir problemiyle devam ediyoruz. Çözeceğimiz test yiyecek içecek soruları testi hazırsak toplandıysak başlayalım. Birinci sorumuz Ayşe hazırladığı 1800 gramlık sosun tamamını toplam 25 tane biber ve patlıcanın içine koyarak bir dolma yemeği yapacaktır diyor. Ayşe her bibere 60, her patlıcana 80 gram sos koyduğuna göre Dolma yemeğinde kaç tane patlıcan kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi matematik diliyle ifade etmemiz lazım. Ben şuraya yazıyorum. Biber. Patlıcan. Evet. Şimdi bakın toplam kaç tane e, biber ve patlıcan içine koymuş arkadaşlar. Onu şurada vermiş. Bakın toplam 25 tane. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Ben şunu diyeceğim. Bize de en son ne Kaç tane patlıcan kullanılmış? Patlıcana x dersen biber ne oluyor? 25 eksi x tane mi? Bakın onu da belirledim. Tane. Tane. Şimdi bakın her bibere bak her bibere 60 gram her patlıcana 80 gram sos koyuyor. Toplam ne kadar sosum var? 1800. O zaman her biberi 60 ile çarpacağım. Her patlıcanı 80 ile çarpacağım. Toplayıp neye eşitleyeceğim arkadaşlar? 1800 yapalım. Ne diyeceğiz? 60 çarpı 60 çarpı 25 eksi x tane biber. Her bibere 60 gram sos koyuyordu. Artı 80 çarpı x her bibere şey, e, patlıcana 80 gram sos koyuyordu. X tane patlıcanımız var. Eşittir 1800. İşlem kolaylığı açısından şu sıfırları yok edelim. 6'yı şöyle içeriye dağıttık ne yapar? 150 eksi 6 x artı 8 x eşittir 180. 150'yi karşıya atalım arkadaşlar. Şu kısım ne yaptı? 2 x eşittir 30. X ne çıktı? 15. O zaman doğru cevabımız ne? D seçeneği bulundu. Tamam. Kolay bir soru. Geçtik soru 2. Bir okul kantininde Taneyle satılan meyvelerin birer adedinin fiyatını gösteren tabela aşağıda verilmiştir. Tabeladaki küflenmeden dolayı muzun fiyatı okunmamaktadır. Bak muzun şurada fiyatı verilmemiş. Arkadaşlar genelde bir tabela verilir. verir Ya ne bileyim bir fiyat listesinin yazılı olduğu bir kağıt verir. Bir şeyler verir ve onda da bir, bir yer silik, silik çıkar. Ya da ne bileyim böyle küflenmiş falan der. Görünmeyen bir yerler vardır. Burada muzun fiyatı belli değil. Ben o muzun fiyatına şuraya x tl yazayım mı bilmiyorum çünkü. İşte ben yazdım. Devam. Umut 20 TL harçlığı ile arkadaşlarına 2 elma, 4 portakal ve bu bir muz alıyor. O zaman Umut 2 20 tane harçlığı var ve geriye bakın Umut'un geriye 2,5 lirası kaldığına göre bir tane muz liradır Bize x'i soruyor arkadaşlar buradaki x'i. Ne yapalım? Şöyle diyelim. Umut 20, liralı, 20 TL 20 TL'lik arkadaşlarına 2 elma. Elmanın tanesi 2 liraydı. 2 elma için 2 çarpı 2 para öder. 4 portakal. Portakalın tanesi 2,5 lira. 4 çarpı 2,5. Artı muzun tanesi x lira. 1 çarpı x. Artı bir de ne kadar artıyor arkadaşlar? 2,5 lirası artıyor. Toplam parası yapacak bu değil mi? Toplam parası ne kadar? 20 lira. Şurası 4 yapıyor. Artı 4 ile 2,5'u çarparsak ne yapar? 10 artı x artı 2,5 buçuk eşittir 20. X artı 14 16 buçuk eşittir 20'den x ne çıkar arkadaşlar? Buradan 20'den 16 çıkarırsanız 3 buçuk kalır. Demek demek ki doğru cevap ne? D seçeneği oldu. Anlaşıldı mı? Evet. Devam edelim. İkinci soru. Üçüncü soru. Bir pastanede çilekli ve muzlu olmak üzere iki çeşit meyveli pasta, evet, çilekli ve muzlu olmak üzere iki çeşit meyveli pasta yapılmaktadır. Her çilekli pastada kullanılan çilek sayısı birbirine, her muzlu pastada kullanılan muz sayısı birbirine eşittir. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yap yazacağım. Şuraya yazıyorum. Çilekli pasta, muzlu pasta. Tamam? Şimdi bakın her çilekli pastanın içerisinde x tane çilek olsun. Her muzlu pastanın içinde de y tane muz olsun arkadaşlar. Devam. Bu pastanede iki çilekli 3 muzlu pasta için 24 adet meyve yazayım. 2 çilekli diyor. 2x artı 3 muzlu pasta için 3y toplam 24 adet meyve kullanılıyormuş. Bakın iki bilmeyenin denklem yapıyoruz. Devam. Bir çilekli 5 muzlu pasta için 26 adet meyve. 5 1 çilekli x Artı 5 tane muzlu 5y eşittir 26. Arkadaşlar yok etme metoduyla kimi yok edelim? X'i yok edelim. Şurayı eksi 2 ile çarptım. Ne yapar? Devam. Uzun uzun çözüyorum. 2x artı 3y eşittir 24. Eksi 2x eksi 10y eksi 52. Alt alta topladım. 2x'ler gider. Eksi 7y. 28 her tarafı eksi diye bölerseniz y ne çıkar arkadaşlar? 4. Y 4. Y 4'ü getirip şunu da yerine yazalım. Şu 2x artı 3 y'de yazalım. 2x artı 3 y'de y yerine 4 yazarsam 12 eşittir. 24 kaldırıp bu tarafa attım. 2x eşittir. 12 x eşittir 6. Ne demiş bize arkadaşlar? Bu pastane de bir çilekli iki muzlu pasta için bir çilekli bir çilekli için x tane gidecek. 6 artı iki muzlu pasta için bir muzlu pasta için ne kadar gidiyordu arkadaşlar? Bir muzlu pasta için 4 tane muz gidiyordu. İki muzlu pasta için ne yapar? 8 tane meyve kullanılır. Toplam 14 tane meyve kullanılmış olur. Pasta için kaç meyve kullanılmıştır diyor. Cevabımız C seçeneği. Devam. Soru 4. Arkadaşlar bu soruyu çözeceğim. Çözerken belki ilk okurken bu soruyu anlamamış olabilirsiniz. Ama şunu ifade edeyim. Bu soru yanlış hatırlamıyorsam bir benzeri 2022 LGS yani 8. sınıf öğrencilerinin lise giriş sınavında sorulmuştu bir benzeri. Evet cümle yapısı itibariyle anlaşılması zor olabilir ama ortaokul çocuklarına bu soru sorulmuş. Ben de bunun bir benzerini alıp buraya size sordum. Evet bakalım ne yapacaksınız. Metin parasının yarısı ile kutusu 30 lira olan kayısı sularından diğer yarısı bir kutusu 20 lira, 20 lira olan vişne sularından alıyor. İçinde aynı cins meyve suyu bulunan 8 paketi evdeki soğutucuya koyup kalan meyve suyu, suyu kutularını da arkadaşlarına dağıtıyor. Arkadaşlar şimdi bu bizim Metin'in parası. Metin'in parası şuraya çözeyim. Metin'in parası 2x TL olsun metin parasının x tl'siyle kayısı suyu x tl'siyle vişne suyu alıyor. Ve parası x TL bir tane vişne suyunun şey kayısı suyunun fiyatına kadar 30 lira. Bir tane vişne suyunun fiyatına kadar 20 lira. O zaman x TL paraya kaç tane kayısı suyu alabilir? x bölü 30 tane kayısı suyu. Kaç tane vişne suyu alabilir? x bölü 20 tane vişne suyu alabilir. Tamam mı arkadaşlar? Soruyu okumaya devam edelim. Buraya kadar get, ifade ettiğini matematik diliyle yazdım. Mat, metin arkadaşlarına dağıttığı kayısı suyu ve vişne suyu kutularının sayıları eşit olduğuna göre. Ha şimdi bakın arkadaşlar. Metin'in x lirası iki tane hani 2 x lirası vardı ya. x lirasıyla kayısı suyu aldı. x lirasıyla da e, vişne suyu aldı. Yani yarısıyla kayısı suyu yarısıyla vişne suyu aldı. Bir kayısı suyu 30 liraysa x lirasına x bölü 30 tane kayısı suyu aldı. Geri kalan X sırasında da X/20 bölü 20 tane vişne suyu aldı. Sorunun şurasında sorunun çözümünü vermiş. Nasıl nasıl yapacağınızı ifade etmiş. İçinde aynı cins meyve suyu bulunan 8 paketi evdeki soğutucuya koyuyor. İçinde aynı cins meyve suyu bulunan ya 8 tane meyve e, e, kayısı suyu verecek ya 8 tane vişne suyu koyacak dolaba arkadaşlar. Ya 8 tane kayısı suyu ya 8 tane vişne suyu dolaba koyup geri kalanını dağıtacak. Ve geri kalanını dağıttığında dağıttığı kayısı suyu ve vişne suyu kutuları eşit olacak. O zaman hangisinde elinde fazlaysa onu dolaba koymak zorunda. X bölü 30 mu büyük? X bölü 20 büyük arkadaşlar. X'i 20'ye bölerseniz daha büyük olur. O zaman ben eşitliği denklemi şöyle kuracağım. X bölü 30 dolaba ne koymuş oldu o zaman? Dolaba arkadaşlar vişne suyu koydu. X bölü 30 kayısı suyu ne eşit olacak? x bölü 20 tane vişne suyum vardı. 8 tane de dolaba koydu. Arkadaşlarına dağıttığı da x bölü 20 eksi 8. x bölü 30 ile x bölü 20 eksi 8 birbirine eşit oldu. Tamam. Buradan denklem şeklinde çözeyim. Hatta 8'i buraya alıp bunu buraya alayım. 8 eşittir. x bölü 20 eksi x bölü 30. Şurayı 3 ile şurayı 2 ile çarparsam. Orası ne yaptı arkadaşlar? 3x eksi 2x x bölü 68'den Arkadaşlar x ne geldi buradan? 480 geldi. Diyor ki Metin meyve suyu kutular için toplam kaç lira harcamıştır diyor. Metin'in zaten toplam parasının hepsini harcadı. 2 x lira parası vardı. X'i 480 buldum. 480. O zaman Metin'in harcadığı para ne kadar? 960 TL. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu soruyu NGS'de LGS'de sormuşlardı. Bir benzerini. Ben de bunu bu şekilde e, kurgulayıp size soru olarak yazdım. Evet birçoğunuz ya bu, bu mu çocuklara sorulmuş diyebilirsiniz. Evet bazen o 8. sınıfta sorulan sorular gerçekten dosta düşmana yani öyle acayip acayip sorular sorabiliyorlar. Mantığını da ben anlamış değilim yani. Niye öyle şeyler yapıyorlar. Evet soru 5. Bir restoranda yalnızca aşağıdaki menüde yazanlar servis edilmektedir. Kebaplar, Adana kebap 40 lira, Urfa kebap 35 lira. Bu restoranın bir zam yapması lazım. Fiyatlar ucuz kalmış. Pideler, kuşbaşılı pide 18 lira, kıymalı pide 15 lira, içecek ayran 10 lira. Bu restorana gelen 40 kişilik bir gruptan, gruptaki her bir kişi kebap çeşitlerinden birer tane sipariş ediyor ve grubun yarısı birer ayran istiyor. Evet, kebap çeşitlerinden birer sipariş ediliyor. Yani ya Adana kebap ya Urfa kebap sipariş ediyorlar. Grubun yarısı da birer ayran istiyor. Sipariş alan garson yeterince kebapların olmadığını bildiriyor. Bunun üzerine e, gruptaki her bir kişi pide çeşitlerinden birer tane sipariş veriyor ve gruptaki herkes birer ayran istiyor. Bakın ilk durumda grubun yarısı ayran istiyordu. İkinci durumda durumda grubun tamamı ayran aldı. Bak buna da dikkat edin. İlk durumda Adana kebap sipariş verenlerin tamamı, Urfa kebap sipariş verenlerin altısı son durumda kuş kuşbaşılı pide sipariş etmiş. Arkadaşlar şuraya yazayım. Evet. Önce Adana, Adana, Urfa, Adana Kebap, Urfa Kebap tamam mı? Şimdi Adana Kebap sipariş edenler ne diyor? İlk durumda son durum e, şurası arkadaşlar şurayı bulmaya çalışıyorum. İlk durumda Adana Kebap sipariş edenlerin tamamı Urfa Kebap sipariş verenlerin altı son durumda kuşbolu ışılı pide. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle diyorum. Adana Kebap sipariş edenlere ben Adana Kebap sipariş edenlere x kişi dersem toplam 40 kişiydi. 40-x kişi de Urfa Kebap mı? Tane yazdım. Urfa 40-x kişi. Bir de ayranımız vardı bunu da yazalım. Ekrandan çıkmadık. Kaç kişi ayran istemiş arkadaşlar? 20 kişi. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda ne yaptık arkadaşlar? İkinci durumda artık yeteri kadar kebap yok dedi. Şimdi pidelere geçtik. Pidelerden ne yaptık? Kuşbaşı, kuşbaşı, kuşbaşı pide, kuş pide yazdım. Kıymalı pide, kıymalı pide, bir de ayran. Zaten ikinci durumda herkes ayran içmişti değil mi? 40 kişi de ayran içmişti. Şimdi bakın soruda şöyle bir olay var. Diyor ki Şurada. İlk durumda Adana kebap siparişi verenlerin tamamı Urfa kebap siparişi verenlerin altısı son durumda kuşbalı, kuşbaşılı pideye geçmiş. Şimdi bakın. İlk durumda Adana'nın tamamı kuşbaşılı pide, pide vermiş mi? Tamam vermiş. Bir de şuradan gelen var. Urfa kebaptan altı gece gelmiş. Urfa'dan vazgeçmiş. Bunların altısı da kuşbaşılı pide söylemiş. Tamam mı? O zaman kıymalı pide geri kalan da kıymalı pide söyleyecek. Geri de ne kalır arkadaşlar? 34 eksi x kişi kalır. Tamam 40 kişi yani 40'tan 40'tan şurayı çıkartırsanız 40 eksi x artı 6 derseniz o da neyi verir size? 34 eksi x'i verir. Evet şimdi fiyatlarını da bir yazalım arkadaşlar fiyatlarımızı. Adana'nın fiyatı 40 liraydı. Değil mi? Urfa'nın fiyatı 35 lira. Ayranımız 10 lira. Tamam. Kuşbaşılı pide 18 lira. Kıymalı pide 15 lira. Ayranımız 10 lira. Şimdi ilk durumdaki hesabı ikinci durumdaki hesabı yazalım. İlk durumdaki hesap ne arkadaşlar? Adana 40 liraydı. 40 çarpı x artı. Hatta böyle biraz geriden yazayım arkadaşlar. Şöyle şurada, Şuradan yazayım. 40 çarpı x artı Urfa kebap 35 çarpı 40 eksi x artı ayran 20 kişi içiyordu. Ayran da 10 liraydı. 200 lira da bu. Ha, şimdi bakın. Bu ilk durumdaki hesap. Bu ilk durumdaki hesap. Bu hesap şöyle bir şey demiş soruda. Son durumda grubun ödeyeceği son durumda grubun ödeyeceği hesap ilk duruma göre 600 TL daha az olduğuna göre. Demek ki ilk durumdan son durumu çıkarsanız 600 bulursunuz. Eksi biraz ekrandan çıkmadan bunu buraya sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar. Son durumdaki hesap şu. 18 çarpı böyle köşeli parantez yapayım. 18 çarpı x artı 6 artı 15 çarpı görebiliyor musunuz? Arkadaşlar şöyle yazayım ya. Tamam ekranına çıkmayız. 15 çarpı 34 34 eksi x artı de ayran ne eşit oluyor arkadaşlar? Bu 600'e mi eşit oluyor? Ekrandan yine çıktı. Tamam. Evet. Biraz uzun oldu. Arkadaşlar bu eşitliği çözeceksiniz. Bu eşitliği. Bu denklem ben uzun uzun yapmak istemiyorum. Ee, başlangıçta Adana sipariş eden kaç kişi vardı diyor. X'i sormuş arkadaşlar. X buradan 9, 9 gelir. Şimdi <laughs> bazılarınız orada bana saydırdınız. Hocam getirdiniz getirdiniz. Sonunu niye getirmediniz? Sonunu da sen getir. Çünkü ben buraya bunu bir sığdıramadım gibi yazacağım, kötü olacak. Siz de en azından çözersiniz. Denklemi yazdım. Evet. Güzel bir soru. Soru 6. Aynı ağırlıkta şeker, un, yağ ve fındık katılarak hazırlanan bir gofretin tadı şekersiz bulununca, ha bakın, aynı ağırlıkta diyor. Buna dikkat edin. Şekersiz bulununca ne yapılıyormuş? İlkine göre bu gofret ilkine göre pardon aynı ağırlıkta şeker, un, yağ ve fındık katıra kazanan bir gofretin tadı şekersiz bulunca bu gofret ilkine göre 24 gramlık fazla şeker katılacak. Evet 24 gram fazla şeker katılacak. Diğer malzemelerin miktarlarında değişiklik olmayacak şekilde yeniden yapılıyor. Evet o zaman ben şöyle diyeyim mi? Arkadaşlar şuraya yazayım. Şeker un, hmm. Yağ, fındık Tamam mı? Hepsinin miktarı eşitmiş. X, 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 X. İlk durumda toplam ne kadar oluyor arkadaşlar? İlk durumdaki madde miktarımız, helva miktarımız 4X oluyor. Ama diyorlar ki ya bu şekersiz oldu. Buna bir 24 gram şeker at. İkinci durumdaki şeker X artıyor. 24. Un aynı, yağ aynı, fındık aynı. O zaman toplam ne yapıyor? İkinci durumdakinin toplamı ee, yine 1, 2, 3, 4X arkadaşlar. 4x artı 24 oldu. Evet. Devam edelim. İkinci gofretin yapımında kullanılan malzemelerin toplam ağırlığı yani 4x artı 24. Bu gofret için kullanılan şekerin ağırlığının iki katı olduğuna göre şu x artı 24'ün iki katı olduğuna göre birinci gofretin yapım için toplam kaç gram? Evet arkadaşlar x'i bulmak için bize zaten soruda vereceğini vermiş. Diyor ki son durumdaki bu 4x artı 24 24 ilk son durumdaki şeker miktarının yani x artı 24'ün iki katıdır diyor. Ne yapar? 4x artı 24 eşittir 2x artı 48. 2x'i buraya alırsam 2x eşittir 24. Buradan x ne çıktı? 12 çıktı. Arkadaşlar ilk durumdaki gofret şu değil miydi? İlk durumdaki buna ne diyor? Birinci gofretin yapım için toplam kaç gram malzeme kullanmıştı? Birinci durumdaki gofret için 4x kullanılmamış mıydı? Yani size 4x'i sormuş. 4 çarpı 12'den cevabımız 48 gram bulunur. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Zaten ÖSYM'nin problemlerinin çoğu böyle. İçinde birkaç tane seçici soru oluyor. Bazı yıllar seçici soru da sormadıkları oluyor. Ama dediğim gibi sınav anında onu bazılarınız algılayamayabiliyor. Sınavda problemleri ÖSYM'nin hikayeleri çok güzel oluyor. Hikayeleri. Denklemini kurunca iş tamam oluyor zaten. Mesele denklemini kurmak. Evet 2021 TET kurgusu. işte geldik. Bakalım adamlar buna benzer bir şeyler sormuşlar. Biz de bir çözmeye çalışalım. İçecek bileşenleri her biri 100 mililitre demişim. Bakın havuç, portakal, elma. Havuç, turuncu, portakal, sarı, elma da yeşille ifade etmişiz. Ne diyor? Bir meyve suyu dükkanında, bir meyve suyu dükkanında havuç, portakal ve elma sularının birleştirmesiyle oluşturan 400 mililitrelik içeceklerin fiyatları 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatı ayrı ayrı toplamak hesaplanmaktadır. Ha, bunların her birinin bileşeni ayrı. O zaman ben havucun arkadaşlar fiyatına ben bakın havucun fiyatına x dedim. Portakala y dedim, elmaya z dedim. Tamam mı? Gördünüz mü? Devam edelim. Havuç X portakal Y elma Z. Bu meyve suyu dükkandaki içeceklerden üçünün fiyatları ve içeriği aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar burada zaten havuç ağırlıklı bir tane bir içecek var. Fiyatı 4,5 liraymış. Portakal ağırlıklı bir tane içecek var. Fiyatı 6,5 liraymış. Elma ağırlıklı bir içecek var. Fiyatı 7,5 liraymış. Ben buna göre bulayım. Havuç ağırlıklı havucun her birinin şey fiyatı X değil miydi arkadaşlar? O zaman ne yapar? 3x 3x artı portakal ne? Y. Ne eşit bunun fiyatı? Bu 4.5. Gelelim ikincisine portakal ağırlıklı. Ya. 3 tane portakal var. 3c artı bir tane elma var. Z bu nedir? 6.5 lira. Elma ağırlıklı diyor. 3 tane elma var. 3z artı bir portakal var. Portakal ne? Y. Bunu ne vermiş? 7 5 vermiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın ben şu ikisinde şu ikisini çözeceğim. Bu ikisinde e, bir y ya da z'yi yok edip herhangi birini bulalım. Şöyle yapalım. Bak onu da if şöyle yapayım. Bu ikisini çözeceğim. Nasıl çözeceğim arkadaşlar? Kimi yok edelim? Y'yi yok edelim. Burayı arkadaşlar eksi 3'te çarpıyorum. Ne yapar? 3C artı Z 6,5'tu. Eksi 9z eksi 3 y eksi 22.5 yapar. Alt alta topladık. Y'ler gider. Eksi 8z ne yapıyor? Eksi 16z ne çıktı arkadaşlar? Buradan z 2 lira çıktı. Z 2 z 2 bulduktan sonra bundan sonra getirip yerine yazın ya. Z'yi getirip şurada yerine yazsam ne olur? 3 kere 2 6 y de 1.5 çıkar arkadaşlar. Direkt yazıyorum. Y 1.5 onu da bulduk. Y'yi getirip 1.5'u burada yerine yazsam 1.5 diye Arkadaşlar ne yapar? 1.5 diye onu orada yerine yazsam. Şöyle bunu almayalım. Şu y'yi 1.5 diye yerine yazsam. Karşıya alsam 3 yapar. X'i de 3'e bölersem. X de 1 lira çıktı arkadaşlar. Buna göre diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu dükkanda satacak meyve sularından birinin fiyatı olamaz diyor. Arkadaşlar buradaki fiyatları tek tek hesaplamamız lazım. Burada 4 tane portakal var. Portakalın bir tanesi neydi arkadaşlar? Y'ydi. 1.5 liraydı fiyatı. 4 tane portakal 6 lira yapar mı arkadaşlar? Çünkü portakalın bir tanesi 1,5'tu. 4 çarpı 1,5'ten 6 yapar. Bu satılabilir. Gelelim burada 2 havuç 2 portakal var. Havuç x de arkadaşlar. x x yani burası 2 lira yaptı. Portakal ne yapar? 2 tane portakal var. Portakal y'ydi. 3 lira da o yapar. 5 lira yapar mı? Yapar. Bu da satılabilir. Geldim C'ye. 3 tane havuz diyor. havuç diyor. Havuz nereden çıktı ya? 3 tane havuç. Havuç x'ti arkadaşlar. Burası 3. Bir elma diyor. Elma da Z. O da 2. O da 5 yapar şey ama 6 demiş. Arkadaşlar böyle bir fiyat bu bakkalda yok. Bu bakkaldaki fiyat olamaz. Hangisi bu ürünlerden biri olamaz diyor. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bu bakkalda bu dükkanda böyle bir meyvesi satılamaz. Çünkü bizim hesabımız bu dükkandaki satış hesabımız böyle değildi. Evet anlaşıldı mı? Gördüğünüz gibi iki bilimlerin denklemi yok ettik. Götürdük yerine yazdık. Tek tek fiyatlarını bulduk, seçeneklerde de denedik. Bu olay bu. 8. Al. 2023 MSV kurgusu. Haydi bakalım. Ne diyor? Bir pastanede belirli sayıda muzlu kek ve bu sayının 4 katı sayıda çilekli kek vardır. Ya ben hemen dayanamayıp hemen şunu yazıyorum ya. Muzlu, çilekli. Tabloyu oluşturuyorum ben ya. Yani muzlu kekin 4 katı Çilekli kek yok muymuş arkadaşlar? Ben şöyle diyebilir miyim? Bakın dikkat edin. Ee, çilekli keke x tane desem muzlu kek 4x olmaz mı? Olur, hiç gerek yok. Ne diyor? 4x. E ee, iki çeşit kekten eşit sayıda satıldıktan sonra arkadaşlar hemen ya ben soruyu tamamını okumadan satılan Eşit miktarda satılıyor değil mi? Satılana A dedim. A dedim. Kalan. Kalan. Kalan ne oluyor arkadaşlar? Satılırsa bunlar. Kalan ne oluyor? 4x A tane. X eksi A tane. Tamam. Tamam. Bu okuyacağım. İki çeşit, çeşit kekler eşit sayıda satıldıktan sonra kalan çilekli kek sayısı muzlu kek sayısının 7 katı olmuştur. Çilekli kek sayısı muzlu kek sayısının 7 katı olduysa şunu mu diyor ya arkadaşlar? Gördünüz mü? Yani 4x eksi A 7 tane x eksi a eşit. Buna göre pastanede ilk başta bulunan toplam kek sayısının satılan toplam kek sayısına oranı kaçtır diyor. Şu arkadaşlar hemen yapayım. Ben bir önce yazdım size eşitliği nasıl kullanacağımızı. Ne yapacağız? Şuraya yazayım. 4x eksi a'nın ne eşit? x eksi a'nın 7 katına eşit. Ne yapar? Burada x ve a'yı birbiri cinsinden yazmaya çalışacağız. 7x 7a. 7a'yı buraya 4x buraya alırsam 6a eşittir 3x. Buradan 3 ve 6'yı sadeleştirirsem x 2a eşittir. Al. Bu soruyu size çözdürecek işte. Soruda ne demişti? Pastanede ilk başta bulunan toplam kek sayısının yani 5x'in 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 Kimi oran demiş? satılan toplam kek sayısının oranı. Yani satılan toplam kek sayısı 2A'ya oranı. Zaten arkadaşlar x 2A eşitti. x 2A'ydı. Şuradaki x yerine x yerine bir saniye arkadaşlar. x yerine ben 2A yazsam 5 çarpı 2A'da ne yapar orası? 10A bölü 2A yapar. Bunu götürüp burada yerine yazdım. Bunlar da sadece işte cevabımız ne bulunur arkadaşlar? 5. Yani cevap C seçeneği. Al. Bu testi çözsen, sınava girsen demek ki bu soruyu da çözebilirmişsin. Bakın arkadaşlar ilk problemler videosundan beri beni izliyorsanız hemen heyecanlanıp ne oluşturuyorum? Matematik diliyle yazmak için tablo oluşturuyorum. Siz de bunu yapacaksınız. Bu kadar basit. E, matematik diliyle yazmak için tablo oluşturun. Ondan sonra işin içinden çıkarsınız. Yoksa soruyu defalarca okumakla soruyu çözmeye çalışmak aynı şey değil tablo oluşturup matematik diliyle ifade etmeye çalış. Zaten ÖSYM'nin sorularında en önemli şey denklemi kurmak. Çok güzel denklem kurgusu oluşturabilecek sorular soruyorlar. Denklemi kurduğunuz mu soruyu sorarsınız, çözersiniz. Evet. Devam. Ne diyor? Yalnızca tahin ve pekmezden oluşan bir tahin pekmez karışımında tahin ve pekmez belirli oranda karıştırılmaktadır. Evet. Bence bu soruda ben buraya tahin ve pekmez yazmalıyım ki yazdım. Evet, hayır evet, devam. Bu tarife göre belli belirli bir oranda karıştırılmaktadır oran var demek ki tahinin pekmeze bir oranı var. Bu tarife göre 12 kilogram tahin ve 30 kilogram pekmez bulunduğu bir ortamda tahin pekmez karışımı yapıldığında yalnızca 2 kilogram pekmezin arttığı gözüküyor arkadaş. O zaman ben ne yapıyorum? Ben tutuyorum 12 kilogram tahin alıyorum, 30 kilogram pekmez alıyorum. Artan kim? Yani kullanmadığımız kim? 2 kilogram pekmez artıyor. O zaman ben şunu ya diyecek miyim? Benim karışımım 12 kilogram tahine 28 kilogram pekmez. Çünkü bunun ikisini kullanmadık arttı. O zaman tahin bölü pekmez oranı ne arkadaşlar? 12 bölü 28. Tamam. Anlaşıldı mı? Tahin bölü pekmez oranı. Çünkü bu oran sabit olacak. Tahin bölü pekmez oranımız ne oluyormuş o zaman? 12 bölü 28. 4 ile sadeleştirirsem 3 bölü 7. Yani tahin 3'ün katı geliyorken pekmez 7'nin katı gelecek arkadaş. Bu bu. Tahin 3'ün 3K pekmez 7K olacak. Bu. Bakın dikkat edin. Tahin 12 alınca 3'ün 4 katını almışız. Bak tahini tahini 12 almak ne demek? 3'ün 4 katını almışız. O zaman 7'nin 4 katı kadar da pekmez almamız lazım. O da 28 yapıyor gördüğünüz gibi. Bitti soru çözdük zaten. Devam. 30 kilogram tahin ve 74 kilogram pekmezin bulunduğu ikinci bir ortamda. Ha bakalım ikinci ortamda ne var? 30 kilogram tahin, 74 kilogram pekmez var. Bulunduğu bir ortamda tahin ve pekmez karışımı yapıldığında yalnızca belirli miktarda pekmezin arttığı gözüküyor. Ha pekmezi artırıyoruz arkadaşlar. Buna göre ikinci ortamda artan pekmez yahu pekmez mi artmış? Artmış. Şimdi tahin 3'ün katı pekmez 7'nin katı gelmiyor muydu? Bu 3'ün katı 30 gelmiş. 3'ün katı. Burası 3K olacak. 3K 30'dan K10 değil midir? O zaman bu da 7'nin katı gelecek. Yani 70 olması lazım. O zaman bunun tamamı 74 kilogramdı. Ne kadar artacak? 4 kilogram artacak. altına cevap. Daradaram. Yok oldu cevabımız. Gördünüz mü? Yazayım. Yazayım. Hocam 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 dediniz. Evet. Tahin 3K 30 K 10'du. O zaman pekmezimiz ne olacak? 7K'dan 70 olması lazım. O zaman 74 elimizde vardı. 74 eksi 7'den 4 kilogram neyimiz artacak? Pekmezimiz artacak. Evet cevabımız ne? E seçeneği. Evet geçtik. 10. soruya. Su ve limon karışımına limonuta su ve şeker karışımına şerbet, limon ve şeker karışımına reçel, su, limon, şeker karışımına da komposto denir. Aa, tarifi de yapılmış. Kimler nelerden oluşuyor? Sibel 25, 25 tane boş kaptan istediklerine su, istediklerine limon, istediklerine şeker koyunca bir tane kaba bakın arkadaşlar 25 tane kap var. Limon koyuyor. Limon koyduğu kaba su da koyabiliyor. Ya da sadece limon da bırakabiliyor. Ya da sadece su da bırakabiliyor. Su koyduğu kaba şeker de koyabiliyor. Tamam mı? Ben şuraya kabları çizeyim. Arkadaşlar. Şimdi şu su şeker limon limon kaba. Bunun adı ne? Komposto. Heh, bundan var. Ee, bir de arkadaşlar soruda şöyle şu bak bir tane kapta kompost oluyor diyor kompost oluştuk. İçinde şerbet oluşan kap sayısı şerbet hangisiydi? Su ve şeker. Su ve şeker. Su ve şeker olan kap sayısı hemen yazayım. Su. Su ve şeker. Su ve şeker olan kap sayısı neye eşitmiş? Limonata oluşan kapsayısı ve reçel oluşan kapsayısı birbirine eşit. Ha, o zaman ne diyeceğim? Bu eşit kime? Limonata. Su limon. Bu da eşit kime? Reçel. Reçel neymiş? Limon şeker. Tamam mı? Hatta bunların kapsayısı birbirine eşit. A tanesi de su şeker. A tanesi de su limon. A tanesi de limon şeker olsun. Yani ee, hani diyor ya şurada içinde şerbet oluşan kap sayısı yani su ve şeker, limonata oluşan kap sayısı su ve limon, reçel oluşan kap sayısı birbirine eşit yani limon ve şeker. Bunun üçünü de birbirine eşitledim. Devam. Üçüncü noktamız ne diyor? İçinde sadece su olan kap sayısı, sadece limon olan kap sayısı ve sadece şeker olan kap sayısı da birbirine eşit oluyor. O zaman sadece su eşit, sadece limon eşit. Sadece şeker. Bu kapsayılar da birbirine eşit. O zaman bunlara da ne diyeyim arkadaşlar? B, B, B diyeyim. Toplam kompostadan kaç tane? Bir tane. Toplam kapsayımız ne arkadaşlar? 25 tane. Bunlar toplam 25 olmayacak mı? 1 artı 3A artı 3B eşittir 25. 1'i karşıya aldım. 3A artı 3B 24. A artı B 8. Kapların hiçbiri boş olmadığına göre içinde şeker olan kap sayısı sadece limon olan kap sayısının toplamı kaçtır? Bak. Şura çok önemli. İyi dinle. İçinde şeker olan kap sayısı. Sadece şeker demiyor. Şeker kullanılan. Bak şeker olan kap var. Bunda şeker var. Bunda şeker var. Bunda da şeker var. Bunda da şeker var. İçinde cup, şeker olan ne var? Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Yani. Şeker olan kap sayısı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Şuraya şöyle yazayım. Hatta şuraya yazsam görebilir misiniz? 1 artı A artı A artı B. Bu ne işte arkadaşlar? Bu şu işte? Şu işte şu. İçinde şeker olan kap sayısı. İçinde şeker olan bakın. Bunda vardı. Bunda vardı. Bunda vardı. Bunda vardı. Bir tane A. Bir tane 1. iki tane A. Bir tane B. Yazdım. Devam. Artı Sadece limon olan kap toplamı kaçtır? Sadece limon. Sadece limon hangisi arkadaşlar? Sadece limon bu. B. Artı B. Bunun toplamını sormuş bize. Yani 1 artı 2 artı 2 B'yi sormuş. Ya A artı B'yi biz 8 bulduysak 2 A artı 2 B onun 2 katı değil midir? Ne diyeceğiz? 1 artı 16 cevabımız ne çıktı? 17 çıktı. ÖSYM e sorar mı böyle bir şey? Bence sorar arkadaşlar. Soru zor değil. Sadece anlamak önemli. Dediğim gibi harflendirip matematik diliyle yazdınız mı çözersiniz. Evet. Sanırım son soru. Ne diyoruz? Burak su, şeker, limon ve nanenin her birinden belli miktarda koyarak hazırlayacağı içeceğe. Limon koymayı unutursa içecek 120 gram. Şeker koymayı unutursa içecek 140 gram olmaktadır. Burak hiçbir malzemeyi unutmadan içeceği hazırladığında içeceğe toplam 30 gram şeker ve limon, şeker ve limon toplam 30 gram. Koyduğuna göre içeceğe koyduğu şeker kaç gramdır diyor. Arkadaşlar şuraya yazıyorum. Hemen tablomu oluşturayım. Su su şeker limon nane. Bakalım suya A gram. Şekere B gram. Limona C gram. Naneye D gram dedim. Evet. Şimdi limon koymayı unutursa kimlerden yapacak o zaman bu hazırlayacağı içeceği? A'yı B'yi ve D'yi almak zorunda. A, B, toplamı A artı B artı D'nin toplamı 120 gram. Hmm. Diğerinde ne diyor? Şeker koymayı unutursa şunu koymayacak. A C ve D'nin toplamı 140 gram tamam mı arkadaşlar bunu alt alta toplayın 2a bak 2a var şuradan da 2d gelecek 2a artı 2d artı b artı c 260 arkadaşlar bir de sorunun en sonunda bize bir 30 vermişti o neydi o 30 İçeceğe toplam 30 gram şeker ve limon koyduğuna göre şeker ve limon toplam 30sa b ile c'nin toplamını vermiş yani size 30 ben Şuraya yazıyorum. B artı C 30. O B artı C'yi şurada da yerine yazarsam. 2 A artı 2 D ne çıkar? 30'u karşıya alırsam. 230. A artı D nedir? 115'dir arkadaşlar. Devam edelim. Neyi olmuş? Kaç gram şekerdir diyor. Şeker kimdi? B miydi? Şeker B'ydi. Tamam. Şunu kullanalım arkadaşlar. Şunu. Şunu. Bak. Bunu buraya alıyorum. A artı B artı D 120. A ile D'nin toplamını bize şu ikisinin toplamını ne vermiş? 115 vermiş. 115 artı B eşittir. 120 buradan B ne çıkar? 5 çıkar. Zaten soruda B'yi sormuştu. Cevap A seçeneği diyor. Yiyecek, yiyecek sorularını bitiriyoruz. Evet arkadaşlar yiyecek içecek sorularını da bitirdik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.